Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Dünyanın bütün cephelerini takip ediyoruz. Ve bu takibimiz çerçevesinde giderek önemi artan bir cephe var. O da Pasifik. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgedeki müttefikleriyle beraber Çin Halk Cumhuriyeti ve Kuzey Kore'ye karşı gerçekleştirdiği bir tür kuşatma harekatıyla karşı karşıyayız. Bu ister istemez özellikle son 4-5 gündür Güney Çin Denizi'nde çok ciddi bir askeri gerginliğe yol açtı. Kore'nin sınırlarında da karşılıklı top atışları, topçu tatbikatlarına karşılaştık. Sorun bir kıvılcıma mı bakıyor? Daha değil. Ama 2024'te o kıvılcım kendini gösterebilir mi? Olabilir. Ona göre bizim oraları takip etmemiz lazım. Şimdi Çin Deniz Kuvvetleri şu anda güneyde, Güney Komutanlığındaki Deniz Kuvvetleri başta bütün birlikleri alarmda. Ve Güney Çin Denizi'nde gerginliğin neredeyse bir tık patlamaya bir tık yaklaştığı da söyleniyor. Çin donanması bu bölgedeki devriyelerini arttırmış durumda. Ona Çin Hava Kuvvetleri de yüksek destek sağlıyor. Niçin? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Filipinler Çin'in egemenlik alanı ilan ettiği bölgede ortak askeri tatbikat yapıyorlar. Yani bu Bodrum limanının biraz açığında Amerika ile Yunanistan'ın tatbikat yapması gibi bir şey. Öyle görün. Orada mesafeler uzun. Çünkü oradaki devletlerin ekonomik alanları 200 kilometre derinlikte. Çünkü okyanustalar kardeşim. Bizim gibi Ege'de veya Akdeniz'de değiller ama sonuç itibariyle kavramsal olarak öyle. Ve bu yönden baktığınız zaman bu tatbikat tabii ki müthiş bir gerginliği yaratmış durumda. Komutanlık açıklaması var, Çin'in Güney Komutanlığı açıklaması. Diyor ki Perşembe günü itibariyle bölgedeki tüm askeri birimler en üst düzey alarm seviyesine çıkarılmıştır. Çin'in bölgedeki egemenlik haklarının korunması, bu arada bölgedeki yabancı deniz güçlerinin kalkışabileceği sürpriz atakların önlenmesi esastır. Yani diyor ki sakın ha bana bir şey yapmayın, ben buradayım. Şimdi 4 Filipinler savaş gemisi, 4 Amerika, bir de Amerikan uçak gemisi var. USS Carl Vinson uçak gemisi. Bu bayağı büyük bir donanma ya. Bir uçak gemisi, 8 tane büyük savaş gemisi. Bildiğiniz bayağı bir savaş yapısı. O uçak gemisinden kalkan uçaklar falan. Ve gerçekten bu tatbikat da Scramborg Shoal ve Red Bank diye adlandırılan kayalıklı bir bölgede gerçekleşiyor. O bölge Filipinlerin ilan ettiği 200 kilometrelik ekonomik münhasır bölgenin içinde ama Çin tarafından ilan edilen kendi egemenlik alanı haritasında Çin'in egemenlik alanı içinde yer alıyor. Nitekim o bölgede Filipinler ve Amerikan donanması o sözünü ettiğim kayalıklar ve küçük adacıkların olduğu bölgeye yaklaştığında Çin donanması karşılarına çıkıyor ve o bölgeden bir an önce uzaklaşmaları için çok ciddi askeri bir uyarıda da bulunuyor. Gerçekten bunlar şu anda dünyada denizlerde yaşanıyor arkadaşlar. Koskoca devletler bir kayalık yüzünden neredeyse nükleer savaş başlatacak. O derecedeyiz yani. O derecedeyiz. Pekin açıklaması diyor ki Çin Halk Cumhuriyeti Güney Komutanlığı harekatları rutin tatbikatlardır. Başka ülkeleri hedef almamaktadır diyor. Bak. Ve diyor ya yeni silah sistemlerinin testi kuvvetler arasında eşgüdüm sağlanması tatbikatları yapıyoruz diyor. Biz egemen alanlarımızın TV yorumcusu ve işte benim gibi biraz savunma işleriyle uğraşan bir gazeteci, Çinli Song. Bütün hepsinin isimlerini söyleyemiyorum, ne olur kusuruma bakmayın. Bir Polonyalılar da çok zorlanıyorum, bir de Çinlilerle Japonlar da. Neyse. Diyor ki
Song. Biz egemen alanlarımızın korunmasında kararlılığı göstermek zorundayız. Amerika Birleşik Devletleri Filipinleri kullanarak Güney Çin Denizi'ndeki adalar ve kayalıklar sorununu alevlendirmeye çalışmaktadır. Yaptıkları tatbikatla Çin egemenliğindeki kayalıklara yanaşmaları ve orada Çin donanması tarafından uzaklaştırılmaları açık bir örnektir. ABD burada Filipinleri bir tür vekil savaşçı olarak kullanmaya çalışmaktadır. Yani Avrupa'daki Ukrayna senaryosunu buraya Amerika taşıyor Filipinler üzerinden. Amerika Birleşik Devletleri sadece kendi çıkarlarını savunur. Filipinler kendi çıkarlarının bir gün pazara düşmesi ihtimalini düşünerek daha dikkatli olmalıdır diye bir yorum yapıyor. Çok önemli bir yorum. Çünkü sonuç itibariyle Amerika öyledir. Yani adamı kışkırtır sonra ya saldırmasaydın benim çıkarlarım şimdi değişti deyip senin düşmanında can ciğer kuzu sarması olabilen bir devlet ve yapıları var. Çin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da söz konusu ortak tatbikat büyük bir kışkırtmadır. Çin Deniz Kuvvetleri'nin oradaki varlığı bu kışkırtmanın sınırlarının olduğunu göstermek içindir. Yani ileriye gitme, her an her şey olabilir anlamında açıklamalar bunlar. Ve bu açıdan baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri Filipinler işbirliğinin bölgede çok güçlü bir askeri ittifaka dönüştüğünü de görüyoruz. Bu iki devletin donanmalarının aynı bölgede Kasım ayında yapmışlardı. Bu da şimdi yani 2 ay içinde ikinci tatbikatları. Ayrıca Filipinler Çin ana kıtasına hakim olan kendi bölgelerindeki Filipin ordusuna ait üsleri Amerika'ya devretti. Yani Filipin ordusunun üsleri bugün Çin tarafındaki üsleri artık Amerikan askeri varlığı taşıyor. Ve bu da Çin Halk Cumhuriyeti'nin Filipinlere bakış açısının büyük ölçekte değişmesine neden oluyor. Bir iki cümlede Kore'den söz edeyim. Kuzey ve Güney Kore arasındaki gerginlik had safhada. Ve Kuzey Kore oradaki Amerikan B-52 nükleer kapasiteli ağır bombardıman uçaklarının kendisi ve Çin Halk Cumhuriyeti için ağır bir tehdit olduğunda kararlı ve sınırdaki tatbikatlarına da devam ediyor. Orada da nasıl bir senaryo ile karşılaşacağız önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hoşça kalın.